Şunu göreceksiniz. Bakın enflasyon düştü. Bakın faizleri düşürdük, görüyorsunuz. Ya artık gidebileceği bir yer yok ki, çıldırdı. Nereye gidecek artık? Diyor ki enflasyon, diyor ki ben nereye gideyim diyor. Bana bir yer söyleyin diyor ya. Daha artmak istemiyorum diyor, utanıyorum diyor ya. Daha bu milletin karnına, cebine girecek alışverişten, gıdadan ben utanıyorum diyor. Ben artmak istemiyorum diyor ya. Gideceğim bir yer yok diyor. Şimdi bu yapılanlar, işte listesini sıralıyor arkadaşlar. Kredi affından tutun 2000 liralık borç ödemeleri, öğrenci affı 3600 ek gösterge, promosyonlar, EYT, kadro, maaş zamları, imar, varlık barışı, şimdi bir af yine gündemde, TOKİ, bütün bunlar elbette seçim hediyeleri. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu biz ekonomi modeli olarak önümüze koymaya kalkarsak, hani kendi kendimize konuşuruz ama o kim ne kadar inanır o belli değil. Bu böyle bir ekonomi modeli olmaz. Onu söyleyeyim. Öyle değil. Şimdi, zaten o iddia eden de yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ya buradan başlayayım. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kuyruk yağının kilogram fiyatı 140 lira. Kuyruk yağı. Kemik, bundan bir sene iki sene önce çorbana koyduğun, kaynattığın kemiği bedava alırsın. Hatta atarlar, şimdi 20 lira. Şu anda 20 lira, 20 Türk lirası. Devam edeyim. Değerli bir devam edeyim. Yani. Devam edeyim. İzmir'de bir pide lahmacun salonunda bir paça çorba, bir lahmacun, bir ayran, ey millet. Bir su toplam 150 lira. Bitti. Tamam? Devam edeyim. Bitmiyor daha bunlar. Kardeşim, böyle bir dünya var mı? Muz yerli 1 kilogram 32,5 lira, ithali 45,90 lira. Yumurta, utanmak lazım, 2,5 lirayla 3 liraya dayanmış. 30'unun paketinin en ucuzunu, o da belki yemezsin, 60 lira. Normali 75 liradan 120 liraya gidiyor. Ne konuşuyoruz ya biz? Neyi anlatıyoruz? Patatesin 1 kilogramı mevsiminde şu anda 10,90. Soğanın 1 kilogramı 9,5 lira. Yani netice itibariyle Kadıköy Salı Pazarı'nda 3 kilogram soğan 20 lira, 4 kilogram patates 50 lira. Kardeşim, tencere muhalefetiyle karşı karşıyasınız. Öyle oraya buraya sabahtan bu tarafa konuşuyoruz ve hiçbir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli iki konusu ekonomi ve yabancılardır. Yabancıların getirdiği yüktür bu berbat ekonomidir. Başka hiçbir şey değildir. Hiç böyle bir mızrak çuvala sığmıyor. Devam edeceğim. Şuradan birkaç örnek vermekte fayda var. Hakikaten insanlar bir... Ya kardeşim, emekliler 3500 lira, 4800 lira para alıyor. Bonfilenin fiyatı... Niye yemesin benim vatandaşım bonfile? 330 lira olmuş. Bir kilogram bonfile alamayacak mı evine? Bak, ben size unutulan sosyal medyadan aldım. Eski Türkçe'de kullanılan bazı cümleler. Depoyu fulle hocam. 3 kilo pirzola sar. Hesabı ben ödeyeceğim. Tatile gideceğim abi. Herkese benden çay... Yarım altın, tam altın taktım düğümde. Şekeri çuvalla aldım. Büyük karpuz versene. Hadi bakalım. Hadi bunların gereğini yapın da görün millete. İstediğin kadar La Fontaine'den masalını anlat. Bak, devam ediyorum. Yani bu devam ediyorum. Bu cümleler yok. Evet. Bak, bir şey söyleyeceğim. Tavuk fiyatlarını bir kenara koydum. Şuradan da bir şey koydum. Edirne'de yine bir konser iptal edilmiş. Kardeşim, hani biz yasakların önüne geçiyorduk. Ne oldu? Ne oldu? Sen Pinhani'nin Edirne'deki konserini niye iptal ediyorsun ya? Niye gençlerin müzik dinleme, eğlenme, oralarda deşarj olma, kendilerine anlatma haklarına hangi gerekçeyle engelliyorsun ya? Yani sana yakın olup uzak olanlara göre mi? Hayır, yani hangi yasakların bertaraf edilip ortadan kaldırıldığından bahsediyorsun? Kime göre insanlar, sanatçılar sakıncalı veya değil? Bunun bir numarası, bir sistemi var da biz mi bilmiyoruz? Biz demokratik hukuk toplumu olmaktan çıktık da biz mi bilmiyoruz? Sanat hakkı dediğin, sanat hürriyeti dediğin sınırsız derken anayasa koyduğun hükmü nasıl kısıtlayacağım diye oradan buradan genelgeyle, şunla bunla gerekçesiz yasaklamaları sen neye göre icat ediyorsun? Bunların bedeli olmayacak mı? Bunlar karşılığı olmayacak mı? Devam edeyim ben. Şimdi noterden ya 3 tebligat gönderiyorsun 650 lira. 5500 liranın asgari ücretlinin bir ayda noterden gönderebileceği tebligat 8,4 adet. 1 kilogram barbunya 39 lira olmuş. Devletin gecikme faizi uyguladı. Hani devlet, hani faiz haramdı. Kardeşim, sen niye aylık 2,5 yıllık %30 faiz alıyorsun vatandaştan? Hangi hakkı alıyorsun? Hani faiz yasak, hani kaldırıyorsun? Hadi kaldırsana.
Niye sıra vatandaşa gelince geciktirdiğinde sen kamu alacaklarına %30 yıllık faiz uyguluyorsun? Ha? Ama bankaya geldi mi %12'den veriyorsun. Bak ben size söyleyeyim. Şimdi bunlar konuşulmuyor. Arkadaşlar, bankacılık sektöründe karın ilk 8 ayında, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %420 artmış, 252,5 milyar Türk lirasını bu bankalar kimden kazanmış ya? Kimden kazanmış? Uzaydakilerden mi kazanmış? Hans'tan mı kazanmış? Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarından mı kazanmış? Bizden kazanmış. Bizden götürmüş. Tüm parasını kime veriyoruz? Devam ediyorum ben. Şimdi bak, Hazine ve Maliye Bakanımızın bir sözü önüme düştü. 21 Mart 2022 tarihinde Sayın Bakan diyor ki, Türk lirası en düşük durumda, gideceği bir yer yok. Aynı tarihte dolar kuru 14,80, bugün dolar kuru 18,50-55, ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun sen? Bunları anlat, boş ver. Oraya buraya sataşmaya gerek yok. Ona buna laf söylemeye gerek yok. Gençlere gidiyor diye süfli demeye gerek yok. Bırak. Öyle bir şey yok. Biz bir ayaklarımız yere inip de koyduk. Ya geçen yıl Eylül ayının faizi %19, enflasyon %19. Bu yıl Eylül ayının faizi %12, enflasyon, o da resmi rakamlara göre %80. Hani faiz düşünce enflasyon düşecekti? Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? Bunun ispatı için, bu hipotezin ispatı için ne yapılması gerekiyor da? Biz ne yapmamız lazım? Bakın şurada ben size şey söyleyeyim. Ya arkadaşlar, şekere %555 zam gelir mi ya? Ya bir Allah kulu çıkıp da bunu söylemiyor mu ya? Bu vatandaşa nasıl izah ediyorsunuz, nasıl çıkıyorsunuz, nasıl anlatıyorsunuz bu insanlar? Tabii sana 300-400 lira kolay geliyor. O vatandaş nasıl kazanıyordu, nasıl gidiyor? Çarşıya, pazara nasıl gidiyor? Doğru, çok çok kesinlikle. Bak başka doğru. Bir şey söyleyeyim. Kesinlikle haklısınız. Bak geçen peki, sene, şey geçen sene. Yumurta mesela, arkadaşlar, bugün bir dakika haber merkezine konuşuyoruz arkadaşlarla. Mesela yumurta. Yani şuna bir devam edebilir miyim? Temel bir besin. Zaman dar ya. Yumurtanın tanesi 5 lira ya. Şuna bir devam edebilir miyim? Geçen sene hocam domates 830 gram 7 lira, şu anda 34,5 lira, %500 zam görmüş ya. Bunu yapan iç mihrak kim ya? Bunu niye bulmuyoruz ya? Cezalandıralım ya. Ya bu kim ya bunu yapan? Çiftçi mi yedi? Kim yedi? Ya bu konserve salça fabrikası mı yedi? Niye arttırmış? Keyfinden mi arttırmış? Devam ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki illüzyonistlerden uzak durun. İllüzyon yapanlardan uzak durun diyor. Onlara sakın yaklaşmayın. Hatta diyor ben bile olsam beni de eleştirin diyor. Şimdi faiz sebep enflasyon sonuç hipotezinin topluma kanıtlanmasına geldik. Hani biz bunu diyoruz ya, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki faiz sebep enflasyon sonuçtur, bunu göreceksiniz. Tamam. Ne diyor? Diyor ki politika faizini verdim talimatı %12. Ben de diyorum Sayın Cumhurbaşkanı %0'a indir. Görelim bakalım. Hadi görelim. Devam ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı aynen şunu söylüyor. Televizyonlarda herkes duydu. Faizler tek haneye düşecek, evet, yılbaşında. Düşecek. 9 veya belki 8'e inecek. Bu arada da bunu da söylemek lazım. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyonun düşeceği söyleniyor. Ama Hülya Hanım, hayat pahalılığı azalmayacak. Bak oraya geleyim size. Yani siz şunu göreceksiniz. Bakın enflasyon düştü. Bakın faizleri düşürdük, görüyorsunuz. Ya artık gidebileceği bir yer yok ki, çıldırdı. Nereye gidecek artık? Diyor ki enflasyon, diyor ki ben nereye gideyim diyor. Bana bir yer söyleyin diyor ya. Daha artmak istemiyorum diyor, utanıyorum diyor ya. Daha bu milletin karnına, cebine girecek alışverişten, gıdadan ben utanıyorum diyor. Ben artmak istemiyorum diyor ya. Gideceğim bir yer yok diyor. Devam ediyorum. Şimdi diyecek ki kardeşim bak faizleri azalttık, enflasyon artık iniyor. Ama hayat pahalı. Şimdi şöyle olacak. Fazlaysa aslında karışık anlatmaya gerek yok. Notumdan gidiyorum. Geçen sene dolar bir anda 8,5 liradan Hülya Hanım 18,5 liraya olduğunda enflasyonu tutamadın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikası şuydu. 23 Eylül 2021 tarihine döndüğünüzde Sayın Cumhurbaşkanı şu bilinçle yaptı. Kardeşim 2002 yılında ben seçimi resesyonla kazandım. Yani o dönemin iktidarı durgunlukla kaybetti. Ben tüket, tüket, ölümüne tüket. Yeter ki ekonomi canlı kalsın. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Faiz sizi azaltacağız. Kredi vereceğiz, para vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Yeter ki seçime biz ekonomiyi canlı sokalım. Bunun için neye ihtiyacım var? İki, bir matbaa, bir de yurt dışından getireceğin bütün o ham maddeleri alabilecek ve borçlarını ödeyebilecek dolara.